Evet, burayı hızlıca atlayıp bir şekilde anksiyete bozukluklarının fizyolojisinden bahsedeceğim. Burada görüyoruz ki hipotalamik hipofiz adrenalin ulaşım yolu diye bir şey var. Burada başka bir hormon görüyoruz. Buna hipofiz bezinden salgılanan kortikotropin salgılatıcı hormon diyoruz. Bir diğeri ise adrenal kortikal hormonu. Hipofizin altındaki hipofiz bezinden salgılanır ve sonrasında böbrek üstü bezlerine iner. Bunlar adrenalin ve noradrenalin, epinefrin ve noepinefrindir. Buradaki nazik hemşireye bir soralım. Bu arada gariptir ki bu aralar sınıfımda çok fazla hemşire olduğunu görüyorum. Evet, buradaki hemşire arkadaşımıza soralım o zaman. Biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 şırınga alsam ve bunların hepsine 5 cc noradrenalinle doldursam, sonrasında ise bunları her bir kişiye enjekte etsem ne olur? Sentetik olarak bunu yaptığımızda kalp atışınızda artış olur ve beyninizdeki alarm sistemi çalmaya başlar. Sonrasında ise kesik kesik nefes alırsınız. Ve ondan sonra ise karnınızdaki kanın ekstremitelerinize gittiğini hissetmeye başlarsınız. Çünkü bu durum kaçmak amacıyla yapılan koşu ve dövüşmek için tasarlanmış bir durumdur. Mesela yolda bir ayı gördüğünüzü farsayalım. Yani kaçmaya çalışırsınız. Eğer ki yanınızda bir arkadaşınız varsa ve siz ondan hızlı koşuyorsanız, tabii ki ayı onu yiyecek ve siz de kurtulmuş olacaksınız. Tanrı bu sistemi böyle yarattı. Anksiyeteye neyin sebep olduğu konusuna geri dönelim şimdi. Eğer ki kısa süreli HPA ilacı alırsanız, bu sizin odağınızı güçlendirir. Bir şeylere çok iyi odaklanmanızı sağlar. Aynı zamanda en iyi performans göstermenize yardımcı olur. Ancak bu, vücutta çok uzun süre kalırsa glukokortikoid salgılar. Özellikle de kortizol vücutta çok uzun bir süre kalır. Eğer ki devamlı olarak sıkıntı halinde yaşıyorsanız, bu sizin bağışıklık sisteminizi kötü etkiler. Yüksek tansiyon ve başka bir sürü sağlık sorununa yol açar. İnsanlar derin derin düşünüp endişe dolu düşüncelere dalabilirler tabii ki. Sonrasında takıntılı hale gelirler ve bunların üstesinden gelemezler. Vücudumuzda bulunan başka bir sistem daha var hormonal olan. Vücudumuzda bambaşka bir sistem daha var. Bizim bağ kurduğumuz sistem. Biz buna kendini alçalt ve arkadaş ol sistemi diyoruz. İşte bundan dolayı ilişkiler çok önemli. Biri gözlerinizin içine sıcak ve şefkatli bir şekilde baktığında beyninizde oksitosin salgılanır ve bu kişiyle bağlantı kurmuş olursunuz. Eğer gider ve birine dokunursanız bağ kuran hormonlar salgılanır. Bu salgılanan hormonlar anksiyetenin üstesinden gelebilir. Biz bunu hayvanlarda da görebiliyoruz. Eğer ki bir kediye veya köpeğe veyahut kendi oğlunuza, öyle düşünün, üzgün olduğunda dokunursanız bu onlar için bu duyguyu yatıştırıcı bir şey olacaktır. Böylece görüyoruz ki ilişkiler tedavilerde anahtar hale geliyor. Burada beyindeki sistemleri görüyoruz. Üzerinde konuşmak istediğim başka bir şey de beynin amigdala bölümü. Burası beynin içindeki orta merkez. Amigdala, prefrontal ve frontal kortekse bir röle merkezi görevi görür. Özellikle de prefrontal korteks için. Anksiyete başladığında amigdala kompleksi olur. Bu bir tür yönlendiricidir. Beynin belli kısımlarını devre dışı bırakmaya başlar. O anda düşünmeden eyleme geçmelisiniz. Beyne göre anksiyete zamanında ufacık bir saniye dahi boşa harcanmadan, yapılacak en bilgece şeyin ne olduğunu düşünmeden harekete geçme zamanıdır. Değerlendirmedeki bütün bu geçişler beyindeki amigdalaya biraz bekle, zaman aşımı oldu. Tehlike yok, anksiyete oluştu diyor. Bir araştırma görüp çok şaşırmıştım. Kollarınıza ve bacaklarınıza giden damarlar genişliyor ve açılıyor bu araştırmaya göre. O anda yalnızca o olayla alakalı harekete geçmeyi düşünüyorsunuz sadece.
olaylar hakkında nasıl düşünüp değerlendirdiğimiz bu noktada önemli hale geliyor. Ruh sağlığı uzmanları olarak bizim için birer meydan okuma olan bunlarla bizler nasıl başa çıkabiliriz? Tedavi sürecine geldiğimizde maruziyet cevap önlemesi diye bir şey var. Sonrasında bunun hakkında size anlatacağım. Bir kişiyi korktuğu şeylere maruz bırakarak onlara nasıl farklı şekilde davranmaları gerektiğini öğretiyoruz. 11 yaşında basketbol futbolcusu olan bir erkek çocuk vardı. Takımı turnuvaya çıktı. Daha önce hiç yaşamadığı bir durumdu bu. Bu nedenle televizyonda basketbol turnuvaları izliyor, daha profesyonel oyuncuları gözlemliyordu. Ama turnuva maçında bir faul yaptı. Ve kalan süre 1.8 saniyeydi. Bir puanda geri düşmüşlerdi. Topu atacak bir kişi vardı. Biliyordu ki eğer o top fileye girerse maç berabere bitecekti. Eğer ki iki basket olursa bir puan öne geçilecekti. Takımın bunu yapabilmesi mümkün değildi. Çünkü yenmeleri gereken yaklaşık 2 saniye gibi kısa bir süre içerisinde 28 metre koşup topu atmaları gerekiyordu. Çocuğun gözleri anne babasını ve koçunu arıyordu. Gözle görülebilir bir şekilde çok bunalmış olduğu belliydi. Çok fazla stres almış ve kafası karışmıştı. Yapıp yapamayacağını bilmiyordu. Kendi kendine yapıp yapabilir miyim diye sorguluyordu. Ve o anda anksiyetesi tamamen artmıştı. Bu bahsettiğimiz çocuk 11 yaşında. Peki, 21 yaşındaki bir genci düşünelim. Bu 21 yaşındaki genç, NCV şampiyonluk maçında olduğunu düşünün. Son maç olduğunu farzsayın. Kendisinin tam çizgide olduğunu fark ediyor. Aynı senaryoyu düşünün, birebir aynı. Eğer ki iki sayı atarsa öne geçecek ve kazanacaklar. Sonuç olarak da ulusal alanda şampiyon olacaklar. Bu durumda bu genç ne yapar? Kalp ritmi atıyor, nefes alışı hızlanıyor. Sonrasında bakarız ve görürüz ki o genç derin bir nefes alır. Böyle yaparak ne yapmış oluyor? Fizyolojik olarak hissettiği şeyleri bilinçli olarak tehlike arz etmeyen şeylerden birer meydan okumaya dönüştürmeye çalışıyor. Nefes aldığını ve sonra sakinleştiğini görürsünüz. Odağını dağıtacak bir sürü şey var. Taraftarlar tezahüratta bulunuyor. Veya bilmem kaç numaralı çocuk oyunu mahvettin diye bağırıyorlar. Atamayacaksın gibi şeyler söylüyorlar. Ancak bütün bu sesler ona boğuk ve anlaşılmayacak kelimeler olarak geliyordu. Çünkü koçu onu öyle eğitmişti. Çünkü kendini bütün odağını dağıtacak şeylere kapatmıştı. Ne yapması gerektiğine odaklanmış bir şekilde topu atıyor. Yaptığı tek şey derin bir nefes almak, topu kavramak ve şut atmak. Sonuç olarak sayı alıyor. Bütün bunlar 11 yaşında yaptığı gibi yapmayıp korktuğu şeylere farklı şekilde davranarak tepki göstermesi sonucu oluyor. Koç bu durumda ne yapıyor? Hayatta bu tür şeyler olacak diyor tabii ki. İşte şu maçta şu kişi şöyle yapmıştı, saldırı sırasında şöyle olmuştu vesaire gibi bir sürü şey anlatarak hikayelerle örneklendirerek bir şeyler öğretiyor. Kişileri korktukları şeye maruz bırakmak ve normalde bunlara karşı verdikleri tepkileri engellemek anksiyeteyi ortadan kaldıracaktır. Bir an durup düşünürseniz, bir şey hakkında kaygılandığınızda, kalbiniz hızlanıp da ''Aa evet, şimdi kaygılanıyorum'' dediğinizde, geri çekilirseniz bütün kaygılandığınız şeylerin uzaklaştığını görüp daha iyi hissedersiniz. ''Çok iyi hissediyorum'' diye düşünürsünüz. Çünkü ondan kaçmışsınızdır. Ancak bu neye sebep olur? Korktuğunuz şeylerin devam etmesine. Mesela vaaz vermekten korkuyorsunuz diyelim. Vaaz vermekten korkuyorum, bu nedenle vaaz vermeyeceğim deyip bırakırsanız anksiyete kaybolur. Ancak birisi size gelip bu hafta sen vaaz verebilir misin dediğinde endişelenirsiniz. Sonra reddettiğinizde anksiyeteniz yine yok olur. Peki sonuç olarak ne kalır geriye? Anksiyeteniz vaaz vermenize engel olur. Bir adım atın ve nasıl farklı bir şekilde tepki göstereceğinizi, meditasyon, farkındalık kazanmak, algınızı değiştirmek gibi bilişsel davranış tekniklerini kullanarak öğrenin. Daha önce yaptığınız şeyi yapmanız konusunda sizi önleyen şey ne? Bütün bu anksiyeteye karşı koyma becerileriyle sonunda anksiyete iyi bir şekilde yönetilmeye başlanır. Evet, bu süreçten sonra da anksiyeteniz olabilir. Ama bunların üstesinden gelebilirsiniz. Şöyle yapayım, böyle yapayım diye yapmanız gerekeni yapabilirsiniz.
derin bir nefes alır, odaklanır ve yapacağınız şeyi yaparsınız. Amacımız anksiyetelerini öyle bir durumda yönetmelerini ve anksiyetelerinin onlar için bir sorun teşkil etmemesini sağlamak. Eğer ki o 21 yaşındaki gence aynı senaryoyu anlatır ve işte takım şu anda, şu halde, böyle bir durumda ve oyunun sonunda şöyle bir şey oluyor vesaire gibi anlatır, sonra peki öyle bir meydan okuma durumunda olmak ister miydin diye sorarsanız o kişi size kesinlikle evet derdi. Aynı şekilde sahadayken hissettiğin gibi hisseder miydin? Tabii ki hissederdim derdi. Peki orada tekrar olmak ister miydin diye sorsanız bu soruya da evet derdi. Çünkü o genç meydan okumayla nasıl yüzleşeceğini öğrendi. Bu nedenle artık korkmadan yeniden oraya gidebiliyor. Anti-anksiyete ilaçları hakkında konuşmam gerekmiyor. Bunlar hakkında psikopatolojide konuşacağız. Benzodiazepinler, yani kısa süreli sakinleştiriciler hakkında söylemem gereken bir şey var. Bu ilaçlar gerçekten anksiyeteyi azaltmak konusunda işe yarıyorlar. Farmakonolojik olarak bu ilaçların içerisine bakarsanız içki türleriyle benzer olduğunu görürsünüz. 0.5 mg benzodiazepin aldığınızda bu 1-2 kadeh şarap içmekle aynı şeydir. Bu anksiyeteyi kısa süreliğini ortadan kaldırır. Ancak problem şu ki ilaçlar insanların anksiyetesini kontrol etmek için ilk seçenek olursa anksiyeteye sahip olduklarında ne öğrenmiş olurlar? Anksiyete geldiğinde ilaç almaları gerektiğini fark ederler. Fiziksel olarak bağımlı olurlar. Bunu süreçsel olarak düşünürsek eğer şarap bağımlılığıyla aynı şeydir bu. İlacı aldıktan 10-20 dakika içerisinde iyi hissedersiniz. Size yakın zamanda gerçekleşen bir olay anlatayım. Çok yakın bir zamanda ameliyat oldum. Yani bilirsiniz ki herkes ameliyat önce kaygılanır. Ben de öyleydim. Ameliyat öncesi biraz kaygım vardı. Anestezi uygulayacak doktor yanıma geldi ve ameliyattan önce kaygılarım için biraz ilaç alıp almamam gerektiğini sordu. İşte bana anlatmaya başladı. İlaç alırsan şöyle olur, böyle olur, iyi hissedersin. Ben de istemediğimi söyledim. Sonra bana birkaç saniye içinde iyi hissedeceğimi söyledi. İşte bu ilaçlar gerçekten çok güçlüler bu konuda. Yani düşünsenize, bu ilaçları alıyorsunuz ve bir anda çok iyi hissediyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Bu ilaçları ancak bir kişi korkularına maruz kalamıyor ve farklı tekniklerle bunun üstesinden gelip yapması gerekeni nasıl yapacağını öğrenemiyorsa kullanıyoruz. Çocuklarla çalışırken, mesela okula gitme direnci olan bir çocuğu düşünün. Çocuğu okul kapısından içeri sokamıyorsam, o zaman çok düşük dozda bir kaygı ilacı kullanarak en azından okul kapısından girmesini sağlayabilirim. Sonrasında çocuğun bu teknikleri öğrenmesini sağlarım. Hastaya onu fazlasıyla rahatlatıp hiçbir şeyi umursamayacağı seviyede ilaçlar vermiyorum. Yalnızca bir adım öteye götürecek miktarda veriyorum. Ancak bu durumda çok dikkatli olmalıyız. Aynı zamanda SSRI denilen antidepresan türü ilaçlar da verilebiliyor. Bu ilaçlar daha uzun süre işe yarıyorlar. Bu ilaçlar hastalar için bir zemin hazırlıyor. Anksiyeteyi aynı derecedeki yoğunlukta yaşamazlar ve deneyimleyemezler. Ancak bu ilaçlara baktığımızda benzodiazepinler gibi kısa süreli etkilere sahip değillerdir. Süreler daha uzundur. Benzodiazepinler gibi kısa sürede etki göstermesi için hızlı bir salınım sağlayabilirler mi? Ve bu salınım sağlandıktan sonra mesela benzodiazepinler gibi oluyor ancak daha sonra uzun süre işe yarıyor. Benim anladığım şey bu tam olarak. Bu doğru değil mi? Yani benim anladığım şey tam olarak bu. İlaçlarda aktivasyon ve eliminasyon açısından yaralanma ömrü denilen bir ölçümle ölçülür. Aynı santimetre, inç, kilogram vesaire gibi ölçü birimleridir bunlar. İlaçlar için ise bu ölçü birimi zamandır. Bir ilacın ne kadar sürede işe yaradığı ve ne kadar süre sonra işlevinin yok olduğudur. Uzun süreli yaralanma zamanı olan ilaçlar daha uzun süre terapötik bir etkiye sahiptirler.
Bildiğimiz gibi doğal olarak uzun aktivasyon süresine sahip ilaçlar uzun eliminasyon süresine sahiptirler. Mesela çok kısa sürede aktive olan ilaçlar var. Alkol çok kısa sürede aktive olur ve kısa sürede vücuttan atılır. Bu nedenle bazı sebeplerden dolayı kısa süreli ilaçlara iyi bakıyoruz. Çünkü hızlı bir şekilde etkisini görebiliyoruz. Mesela antidepresanlar için beklemeli ve işe yarayıp yaramadığını incelememiz gerekir. Ancak bu ilaçlarda ise 20 dakikada sakinleşiyorsunuz. Oradaki doktor bana 1 miligram vermesine rağmen çok iyi hissetmiştim. Çok hızlı bir şekilde işe yaramıştı. Sonuç çok hızlı görünmüştü. Okula gitme konusunda direnç gösteren çocuğa benzodiazepini aldıktan ne kadar süre sonra okula gitmesi için bunun işe yarayacağını merak ediyorum açıkçası. Evet, benim buna cevabım 30 dakika falan. Bu noktada söylemek istediğim bir diğer şey var. Bu benim tercihim açıkçası. Bu ilaçlar çocuklar için kullanılabilir diye düşünüyorum. Hatta yetişkinler için bile kullanılabilir. Çocuklara bu ilacı verdiğinizde ne için aldıklarını, neden bu ilacı kullandıklarını bilmezler. Bir hastaya benzodiazepin vermek konusunda beni endişelendiren bir olay var açıkçası. Sonrasında bu ilacı kullanmaya meyilli hale gelmeleri beni endişelendiriyor. Beyinde eğer ki ilaç alırsam anksiyetem gidecek düşüncesi pekişi. Bu nedenle ilaç alayım diyebilirler. Bunun hakkında bir doktorla konuştum. Çünkü ben doktor değilim biliyorsunuz. Bir kişinin kötü zaman geçirip ilaç alacağını düşünüyorsam eğer, ona belirlenmiş iki zamanda içmesini söylerim. Sabah 8 ve öğle saatinde. Çünkü o zamanlarda insanlar bunu daha az ihtiyaçları varmış gibi görüyorlar. O zamanlarda ilaçlar daha uzun etki gösterecek ve hastalar daha fazla faydalanmış olacaklar. İlaç almak için belli bir zamanın olması demek, ihtiyacım varsa istediğim zaman ilaç alırım düşüncesini kaldırır. Gerçekten eğer ki bir hastaya güveniyorsam, mesela ilaç kullanmak istemiyorum, hayır ilaç kullanmayacağım, mecbur kalmadıkça ilaç kullanmayacağım diye tutturan bir hastaysa ona her türlü izin veririm ve gerektiği zaman iç derim. Tedavi konusuna geri dönersek ilgimi çeken bir konu ortaya çıkıyor. Bu zamanlarda tedavi için sanal gerçeklik gözlüğü de kullanılıyor. Bir düşünün, insanları nelere maruz bırakabilirsiniz? Bu teknolojiyle insanları sistematik şekilde korktukları şeylere maruz bırakıyorlar. Sanal gerçeklikle insanları korktuğu şeylere maruz bırakıyorlar. Evet, doğru duydunuz. Bunu hastalarda kullanabilirsiniz. Bu arada çocuklarla çalışırken de çok büyük ihtimalle tedaviyi ofis dışında yapmak zorunda kalacaksınız. Bunu da söyleyeyim size. Büyük ihtimalle yarı zamanlı seanslar yapacaksınız. Sabah saatlerinde John'u okula gitmeden önce bunları yapacaksınız, değerlendireceksiniz gibi şeyler. Bu tür maruz bırakmaların bir kısmı gerçek hayatta olacak. Bunun farkında olun. Biraz da yetişkinler hakkında konuşalım. Şunun önemli olduğunu söylemek istiyorum ki onlarla beraber olmalısınız. Bunun nedeni intiharla alakalı bir şey vesaire değil. Terapide öğrendikleri şeylerden yararlanmaları ve bir adım atmaları için yanlarında olmalısınız. Bir terapist olarak siz olmasanız da sosyal güvenlik korumundan bir kişi, öğretmeni veya annesi yanında olmalı. Yeğenimle aramda geçen konuşmayı daha önce anlatmıştım. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Diyaloğun ve bağın gücü var. Biri ofisime geliyor ve kendi anksiyeteleri hakkında bana anlatıyor. Yani bir genelleme yapmak gerekirse, genellikle ilk seansta tam olarak şöyle oluyor. Evet, bana anksiyeten hakkında anlatır mısın? Nasıl hissediyorsun? Der ve onların fizyolojik olarak bedenlerini tanımalarını sağlarım. Kendi vücutlarına odaklanmalarına yardımcı olurum. Ondan sonra soruları ölçeklendiririm. Mesela 0 anksiyete yok, 10 ise anksiyete var ve bundan dolayı kalp krizi geçirip hayatını bile kaybedebilir gibi. Senin anksiyeten ne durumda diye sorarım. Size çok teşekkür ediyorum doktor. Benimle çalıştınız şöyle böyle ama çok kötü hissediyorum. Bence şu anda 7-8 gibi derler. O zaman bana biraz hayatından bahset derim. Evli misin? Evet. Kaç yaşındasın? Kaç yıllık evlisin? 10 yıl. Çocukların var mı? Evet, 2 tane. Gibi böyle devam eder. Peki eğlenmek için ne yaparsınız? Göl kenarında bir kulübemiz var. Oraya gideriz.
gerçekten çok güzel bir yerdir. Oradayken yaban ördeklerini seyretmeyi çok seviyorum. Sesleri çok güzel. Bebeğimiz annesinin kucağında, arkada yaban ördekleri yüzüyor. Çok güzel bir manzara. Sabah kalktığınızda çarşaf gibi dümdüz olan gölden parlayan sabah güneşi. Muhteşem bir şey. Kesinlikle görmeniz gerekiyor. O gerçekten güzelmiş. Peki tekrar anksiyete konuna geri dönelim. Sence 7 mi? Evet, şöyle şöyle hissediyorum. Anksiyeten 7 derecede mi diye sorduğumda, evet 7 derece. Peki göl kaçamağınız hakkında bana anlatırken nasıl hissediyorsun diye sorduğumda, bana ne demek istiyorsunuz diye geri soruyor. Geri dön ve yaban ördekleri, manzara gibi bunları 5 dakika önce bana anlatırken anksiyetenin ne durumda olduğunu düşün. Yani pek bir şey hissetmedim. Belki de ikinci seviye falandı. Öyle diyor. Eğer ki benimle olan diyaloğun senin anksiyeteni değiştirebiliyorsa, sen bunu başarabilirsin demektir. İşte onlara öğrettiğimiz şey tam olarak da bu. Orada yaptığım şey nefes alışımı değiştirmek, farklı şekilde davranmak ve farklı bir şeye yönlendirmek. Bir şeyleri başka yöne çevirmek her zaman kötü değildir. Dikkatlerini başka yöne çevirdim. Bunun nasıl bir şeye benzediğine dair merkezi bir deneyim yaşattım onlara. Bir yaban ördeğinin sesinin nasıl olduğu gibi. Bazen insanlara Minnesota'ya veya başka bir yere gidip taze yaprak kokusunu içime çekmeyi sevdiğimi söylerim. Nasıl kokuyor diye sorarım. İnsanlar da bana aldıkları o koku hakkında bahsederler. Onları rahatlatan bu duyusal deneyimleri yaşamaya teşvik ediyorum ben de. İşte burada yaptığımız şey bu. Sen de yapabilirsin. Bunlardan bazılarını sana öğreteceğim derim. Atletizmle alakalı benzetmeleri seviyorum. Biliyorsunuz atletler birçok şey yapıyorlar. Büyüdükçe eğitiliyorlar. Daha önce hiç koçluk yapmadım. Ama bir şeylerden eminim ki koçlar genç kızlara ve genç erkeklere yapman gereken şey şu, şu şekilde odaklanmalısın, şu şekilde sakinleşmelisin, şöyle şöyle adım atmalısın gibi bu tür şeyleri anlatıyorlardır eminim. Kesinlikle bu böyle, öyle eğitiliyorlar. İşte buradaki güç bu. Hissediyorlar, sonra onu bastırıyorsunuz. Yeniden hissediyorlar ve yeniden bastırıyorsunuz. Herkesin daha iyi veya daha kötü yapabileceğine inanıyorum ben bunu. Ofisime gelen birisi bana başım ağrıyor diyebilir. Onları baş ağrıları daha da artacak şekilde konsantre olacak bir hale getirebilirim aslında. Nasıl yani? Stratejik birkaç bir şey yaparım. Mesela, başının ağrıdığını hissediyor musun? Yoğunluğu gitgide artıyor değil mi? Derece daha yükseliyor değil mi? Öyle mi? Evet, daha çok ağrıyor değil mi? Böyle böyle sorabilirim. Bana evet evet böyle cevap verirler. Eğer ki durumu daha kötü yapabiliyorsanız daha iyi yapabileceğinize de inanıyorum. Grip olursanız veya virüs kaptığınızda gribinizi daha kötü bir hale getirebilir misiniz? Bu kolay değil. Ancak size iyi gelmeyecek yiyecekler veya zehirli bir şey yerseniz olur bu. Ama normal durumda kendi kendime ateşimi çıkartabilir miyim peki? Hayır. İşte bu üzerinde kontrole sahip olmadığınız fizyolojik şeyler. Hastayı rahatlatacak soruları bir kere daha tekrar edebilir misiniz? Evet tabii ki. Hayatınızda bulunduğunuz en sakinleştirici yerin neresi olduğunu bana söyleyin. Bir hayal edin. Minnesota'daki kulübe. Nasıl bir yerde orası? Kulübeye gittiğinde en sakinleştirici, en güzel yer neresiydi? Nasıl bir yerdi? Biraz anlat. Ne hissediyordun? Orada ne vardı? En sakinleştirici şey neydi? Sana huzur veren. O şey neydi? Orada bir göl vardı. Arka planda ağaçlar vardı. Ne tür ağaçlar? Çam ağaçları. Yaprak dökmeyen ağaçlar. Peki gölde ne vardı? Göl nasıldı? Gölün üzerinde küçük sallar vardı. Peki ne sesi vardı? Orada ne duyuyordun? Kuşların sesi geliyordu. Hayvan sesleri de vardı. Evet, peki. Orada oturdun ve gözlerini kapadın
Göle bakarken kuşların ve hayvanların sesini dinledin yani. Şu an sadece kafamda canlandırıyorum. Herhalde kurbağa sesleri de geliyordur. Kurbağalar da vardı. Peki ya kokular? Tazeleyen bir koku vardı. Yani içini tazeleyen bir koku. Peki nasıl duyumsal olarak bunu yaşadın? Soğuk muydu, sıcak mıydı? Orada otururken ne hissettin? Bunlar önemli. Hava ılıktı. Çok güzel olmalı kesin. Peki, içinde ne hissediyordun o anda? Orada otururken ne hissediyordun? Hava ılıktı. Çok güzel olmalı kesin. Peki içinde ne hissediyordun? Sakinlik. Sana bir şey söyleyeyim. İşte bu yeri kafanda hayatın boyunca tutacaksın. Bunu her düşündüğünde eminim ki bunu düşündüğünde hayatındaki stres ne seviyede olursa olsun onu yeneceksin. Yapman gereken tek şey bu anıyı görselleştirmek. Duymak, koklamak, içine çekmek ve sonrasında ise o huzur duygusu. İşte bu noktaya geldiğinde bunu senden hiç kimse alamaz. Tamam, bu noktada size bir şey anlatmam gerekiyor. Size hep yeni bir şey anlatacağım. Bu doğru, yani güçten bahsedebiliriz burada. Bundan güç alabilirsiniz. Bazı insanlar bir kumsal düşünür. Herkes bunu düşünerek bundan yararlanabilir. Aslında bunu sana yapmayacaktım. Çünkü bu biraz müdahaleci bir yaklaşım olabilirdi. Senden endişelendiğin şeyler hakkında konuşmanı isteyebilirdim. Sonrasında da gidebilirdim. Ama o anksiyeteyi yine yaşardın sen ileride. Bunu yine yaşadığında kulübeyi düşünebilir ve emin olabilirsin ki eğer ki anksiyete geldiğinde 2 dakika durur ve o kulübeyi veya kumsalı veya sizi sakinleştiren farklı bir yeri düşünürseniz bu sorunu çözeceksiniz. Sonrasında anksiyete gitgide azalacaktır. Evet, dediğim gibi anksiyete gitgide azalacaktır. Burada yaptığımız o zaman kendisi için huzurlu bir yeri anlattırmak o zaman. Evet, huzurlu bir yer hakkında konuşmak. Bazen size sadece kuzey bölgesindeki bir kulübeden bahsedecekler. Ve biliyorsunuz, sonra bunun üzerinde doğrudan sorular soracaklar. Onlara bu konu hakkında konuşmalarına yardım edeceğiz. Sonra fark edeceksiniz ki o çevre için mümkün olan her duygudan geçmiş olacak. İçsel ve dışsal olarak kinestetik bir şey uyguluyorum. Ne hissettiğini soruyorum. Sen de bana güneşin sıcaklığını hissettiğini söylüyorsun. Sonra bunun içsel olarak seni nasıl hissettirdiğini sordum. Sen de dedin ki huzurlu hissettirdi. Yapmadığım tek şey tadının nasıl olduğunu sormaktı. Çünkü tadına bakamayız. Bu tadına bakılacak bir şey değil. Eğer ki tadı nasıl diye sorsam bu çok aptalca bir soru olurdu. Senin görselliğe yatkın biri mi olduğunu bilmiyorum. İşitsel misin yoksa kinestetik misin bilmiyorum. Bu nedenle böyle yapıyorum. İnsanların dikkatlerini başka şeye çektiğimde bütün duygular işin içine giriyor. Belki de senin için öncelik görseldir. Bilemiyorum. Veya insanlar sık sık kokular hakkında düşünür mesela. Koku çok derin bir şey. Beyinde koku için bir merkez var aslında. Koku alma nöronları geçiyor orada. Beynin duygusal kısmına çok yakın diye hatırlıyorum ama emin değilim. Kokular çok hızlı bir şekilde tepki oluşturabilirler. Bunu çocuklarda sarıldığımızda deneyimleyebiliriz. Mesela büyük anne sarıldığında çocuklar çok sıcak hissederler. Umuyorum ki bu hayatınız boyunca hatırlayacağınız bir şeydir. Kuzenim bir hafta önce bana büyük annem ve büyük babamla çekilmiş bir fotoğraf gönderdi. İçimi eritti resmen. Çok eski bir zamanda çekilmişti. Size göstermeyi çok isterdim. Muhtemelen çok tatlı derdiniz. TV seminerleri Tanrı'nın krallığına yatırım yapmak için harika bir yoldur. Lütfen bu etkili eğitim ve sosyal yardım hizmetini desteklemek için bugün bağış yapmayı düşünün. Sizin lütufkar bağışlarınızla varız. TVS projesinin devamlılığını ve büyümesini desteklemek için lütfen bağış yapın. Daha fazla bilgi için tvsseminerleri.com'u ziyaret edin.